Efendim, biraz önce araya giderken Amerika'dan bölgeye dair açıklamaların Kamala Harris'ten geldiğini söylemiştim. Metinde yavaş yavaş yeni bir konuşması gerçekleşmiş sanırım. Seçim programında orada da hızlanıyor onların da programları. Kamala Harris İran Amerika'nın en büyük düşmanı demiş. Amerikan Başkan Yardımcısı Kamala Harris aynı zamanda başkan adayı İran'ı Amerika'nın en büyük düşmanı olarak nitelendirdi ve İran'ın nükleer güç olmasını engellemenin öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Harris İran'ın Amerikan kanı döktüğünü ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli öncelikler önceliklerinden birinin İran'ın nükleer güç olmasını engellemek olduğunu ifade etti. E, Demden anlat yani işte Trump faktörü bu. Yani Netanyahu'nun pis bir siyasetçi olduğunu, aşağılık pis bir siyasetçi olduğunu buradan anlayabiliriz. Böyle demokratlar müzakere, ateş, ateşkes falan filan. Yalandan falan. da olsa. Tabii tabii. Böyle bir rolleri vardı. Şimdi Trump el yükseltikçe, bak neye geldi? Petrol testlerini vurabilirsin den nükleer güç olmasın İran'ın tepele. Yani seçimi kazanmak için her iki tarafta bütün dünyayı yani şey, şey de geçiyor yani sadece e, emperyalist çıkarlarını sürekli kılmak e, işte bölgeyi uzun süre sömürmek üzerine değil o seçimi kazanmak için sadece siyonist e, lobinin e, arzularını tatmin etmek amacıyla değil artık seçimi kazanmak için gözleri kararmış durumda bu her ülkede olabilecek bir şey şimdi ama yarış nerede olur işte a, örneğin ücretlerde yarışırsınız. İşte ben daha mesela vardı ya işte 5 lira daha fazlasını veririm ya da şunu şöyle yaparım, af getiririm böyle. Bu da dünyanın kaderi üzerine oynuyorlar. Yani dünyayı gerçekten artık hani 3. Dünya Savaşı denilen ya da bölgesel savaş denilen aşamaya getirdikleri bir nokta bu. Yani Kamala Harris niye bunu söylüyor? deminden daha önce böyle daha yumuşakken hatta Netanyahu Amerika gittiğinde biliyorsunuz görüşmedi. Hı hı. Görüşme olacaktı, görüşmedi. Trump'la görüştüğü halde. Ama onla görüşmemişti. Şimdi uzaktan, Son diyor ki, telefon görüşmesiyle. Nükleerde vurabilirsin diyor yani. Çünkü Amerikan kanı döktü. Yahu iki ay önce Uruguay diyor, iki ay önce dökmemiş miydi? E, dökmüştü. Ama o zaman stratejin farklıydı. Şimdi daha da farklı. Çünkü seçime bir aydan kısa süre kaldı. En çok kan <laughs> kan vaat edebilen aday kimse? Siyonist lobi onun arkasında olacak medyasıyla. Yoksa şöyle düşünün Amerika'daki o etkili güç odakları her yönüyle herhangi bir adayı karalamaya başlasa var ya asla toparlayamaz. Ee, seçimdeki şu anda başa baş olma iddiasından geriye düşerler. Ama Kamala Harris bunu dediğine göre şimdi Trump şey yapacak. Daha e, fazla. İsrail edecek ki. Efendim? Daha fazla. Tabii diyecek ki sen dur İsrail ben bombalarım falan diyecek yani. Yani sen dur ben bombalarım falana gelecek olay yani.